Gençler merhabalar. Bugün artık çağdaşlaşma, diyemedim sabah sabah, çağdaşlaşma dönemine geçiyoruz. En son Lozan Antlaşması'nı bitirdik, hatırlayın. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı. İşte o dönemde bir seçim oldu Lozan'daki tartışmadan dolayı. Birinci meclis kapandı, ikinci meclis açıldı ve 20 Ağustos 1923'te ikinci meclis Lozan onayladı. İlk yaptığı işte buydu, hatırlayın bunu. Şimdi artık çağdaşlaşma dönemine geçiyoruz. Yani bu çağdaşlaşmada Atatürk ilkelerinin önemi nedir? Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapılan çağdaşlaşmalar nedir? Bunları göreceğiz sizinle. Şimdi Atatürk'ün 6 ilkesi var ve bütünleri ilkeleri var. İlk önce ben bunları teker teker anlatayım. Sonra onların eşitlemesini yapayım. Tamam mı size? Birinci olarak cumhuriyetçiliği yazıyorum. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik. Şimdi gençler, cumhuriyetçilikte bilmeniz gereken şey şu. Birincisi, cumhuriyetçilik siyasal bir kavram. Burada ne demek istedin hocam diye sorarsanız şunu söylemek istedim. Cumhuriyetçilik ilkesi siyasal alandaki inkılaplarda aranır. Yani ekonomi alanında, toplumsal alanda, eğitim alanında filan cumhuriyetçilik aranmaz. Siyasal bir ilkedir zaten. Ve cumhuriyetçilik rejimdir. Devletin rejimidir. Diğer bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyetçilik egemenliğin millete ait olmasıdır. Diğer bir ifadeyle halkın seçim hakkının olmasıdır. Yani yöneticilerin halk tarafından seçildiği bir ülkede cumhuriyetçilik ilkesi vardır. O yüzden siyasal alandaki inkılaplarda biz cumhuriyetçiliği görürüz. Böyle bakmanız gerekir cumhuriyetçiliğe. Mesela şöyle bir kavram verdiler size. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani ne görüyorsunuz direkt? Cumhuriyetçilik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Ne görüyorsunuz? Cumhuriyetçilik. O zaman halkın iradesini yönetime yansıtma adına ya da yöneticilerin, idarecilerin halk tarafından seçilmesi adına yapılan her iş Türkiye'de cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilir. Tamam mıdır gençler? Şimdi birinci kavramım bu olsun. Açıklamam gereken birinci kavramım bu olsun. İkincisi de şu. Bakın şimdi gençler, cumhuriyetçilik dedi ki, cumhur nedir cumhur? Cumhur halktır. Tamam mı? Halktır. O zaman cumhuriyetçilik, şuraya hemen tırı sileyim de, halktır. Cumhuriyetçilik o zaman Atatürk ilkelerinden halkçılıkla da ilgilidir. Çünkü neydi cumhuriyetçilik? Halkın egemenliği. Egemenlik kimdeydi? Osmanlı hanedanındaydı. Kime verildi? Halka. O zaman egemenlik eşitlendi. Halkın her kesimi yönetime katılma hakkına sahip oldu. O yüzden bir yerde cumhuriyetçiliği görebiliyorsak biz orada halkçılığı da görürüz. Tamam mıdır? Şimdi ikincisi, hangi halktır? Halk egemenliğidir ama hangi halktır? Türk halkıdır. Yani diğer bir ifadeyle milliyetçilik ilkesini görürüz. O zaman cumhuriyetçiliğin doğal sonucu olan iki temel ilke vardır. Bunlar halkçılık ve milliyetçiliktir. Hocam ne demek istediniz? Yani örnek verebilir misiniz? Tabii ki, bakın gençler, şimdi egemenlik, şu cümleyi yazayım. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Küçük yazdım özellikle buraya sığdırmak için hepsini. Milletindir diye bir ilkemiz var bizim, değil mi? Bir hükmümüz var. Devletin temelidir bu cümle. Mesela dediler ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir cümlesinde doğrudan hangi ilke vardır sorsun, cevabı cumhuriyetçilik olur. Ama diyelim ki şöyle bir şey yaptılar. Bir, cumhuriyetçilik. İki, halkçılık. Tamam mı? Halkçılık. Üç, milliyetçilik dediler. Milliyetçilik. Yukarıdaki ilkelerden hangileri vardır diye sordular. Bir kere neyi bulduk biz? Cumhuriyetçiliği bulduk. Kesin doğrudan ilkesi. Peki cumhur neydi? Halk. O zaman halkçılık ilkesi de var. Hangi halk? Türk halkı. O zaman milliyetçilik de var. Egemenlik halka verildi. Egemenlik Türk milletine verildi. Yani egemenlik Osmanlı hanedanından alınıp halka verildi, eşitlendi. Egemenlik Osmanlı hanedanından alınıp Türk milletine verildi,
Egemenlik ulusallaştı. Milliyetçiliğin diğer bir adı ulusallaşma, ulusalcılıktır. Anlaştık mı gençler? Peki, o yüzden cumhuriyetçiliği tanımlarken böyle bakmanız gerekir. Bunu unutmuyorsunuz. Devam ediyorum. Peki, bu doğrultuda neler yapıldı? Yani hangi inkılaplar cumhuriyetçilikle ilişkilendirilebilir? Şöyle teker teker yazıyorum. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Bu arada ileride anlatırım ben size, erkan-ı harbiye umumi vekaletin kapatılıp yerine genelkurmay başkanının açılması cumhuriyetçiliği geliştirir. Yani ordu mensuplarının milletvekili olması yasaklandı. Ordunun siyasete karışması yasaklandı. Devam ediyorum. Çok partili hayata geçiş ve denemeleri. Çünkü ne kadar çok parti olursa milli irade yönetimi o kadar çok yansır. Ve kadına, dikkat edin bu cümleme, kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Bunu geliştirebilirsiniz. Mesela ne kadar oy kullanan insan vardı? Erkekler %50. Kadın da oy kullanmaya başlayınca toplumun tamamı yönetime katıldı. Cumhuriyetçilik. Bir örnek vereyim size. Mesela diyor ki bir milletvekili seçildiği bölgeyi değil tüm ulusu temsil eder. Cumhuriyetçilik neydi? Ulusun egemenliği. O zaman burada cumhuriyetçilik vardır. Seçmen yaşının düşürülmesi. Mesela bizde seçmen yaşı 22 idi. 18'e düşürüldü. Peki 22'den 18'e düşürülmesi daha çok kişinin oy kullanması anlamına gelir mi? Evet, cumhuriyetçilik vardır. O zaman cumhuriyetçilik anlayışını nerelerde görmemiz gerekir? Anladınız, tamam mıdır? Dikkat ediyorsunuz buna. O halde cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleri nedir? Bütünleri nedir? Hemen şuraya yazıyorum. Burayı görebiliyoruz değil metrebe. Gençler, hemen altına yazıyorum o zaman. Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleri nedir? Yani yan ilkesi nedir? Tamamlayıcı ilkesi nedir? Milli egemenliktir. Milli egemenlik. Yani diğer bir ifadeyle ulusal egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleridir. Tamam mıdır gençler? Şimdi geliyorum hemen ikiye. İkinci ilkemize bakalım. İkinci ilkemiz halkçılık. Halkçılık. Arkadaşlar hemen şunu şöyle altını çizeyim de. Halkçılık. Halkçılık birincisi şudur. Eşitlik. İnsanlık sevgisi. Tamam mı? İkincisi ise halkın refahını artırmaktır. O zaman eğer bir cümlede, size verilen bir cümlede şöyle bir şey görebiliyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti kişi, sınıf, zümre egemenliğine karşıdır diye bir cümle görebiliyorsanız, yani orada eşitlik vurgusu yapılıyorsa kesinlikle halkçılığı arayacaksınız gençler. Mesela der ki, ben birkaç örnek vereyim size bununla ilgili. Mesela der ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denilir der. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denilir der. Nasıl bir tanım yaptı biliyor musunuz? O zaman bu milletin, bu devletin kuruluşunda emeği geçen herkes Türktür dedi. Ayrım yaptı mı? Hayır. Yani şöyle bir şey demedi. Irkı Türk olan demedi. Bu cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen herkes Türktür dedi. Dikkat edin, bir de herkes tabirini kullandı. Neyi vurguladı? Eşitliği. O zaman ben bir cümlede eşitliği görebiliyorsam, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını görebiliyorsam, sınıf zümre farklılıklarının ortadan kaldırılmasını görüyorsam orada halkçılık vardır. Mesela der ki bir cümlede daha, yine Atatürk'ün sözleridir bunlar. Türkiye Cumhuriyeti sosyal sınıflardan değil, mesleklerden oluşmuştur der. Yani bizde burjuva, işçi sınıfı, köylü sınıfı, ruhban sınıfı yoktur der. O zaman ne var? Meslekler var. Öğretmen var, doktor var,
İşte işçi var, bak işçi sınıf yok, işçi var, memuru var. Ve herkesin hakkı aynı. Yani doktorun hakkı ile sizin hakkınız kanun karşısında ayrı, aynı. Ama meslek hukuku gereği onların özlük hakları vardır. Bu farklı bir şey. O bizden haklarının farklı olduğu anlamına gelmez. O zaman eşitliğin vurgulandığı her yerde mutlaka halkçılığı görürsünüz gençler. Tamam mıdır? Bunu unutmuyorsunuz. Bir şey daha vardır. Halkın refahının artırıldığı her harekette halkçılık vardır. Yani sosyal devlet anlayışı vardır. Eğer bir yerde sosyal devlet anlayışını görüyorsanız, mesela devlet halkın sağlık ihtiyacını karşılar. Mesela devlet halkın eğitim ihtiyacını karşılar. Devlet halkın refah düzeyini artırır. Burada neyi görürsünüz sosyal anlamda? Sosyal devlet anlayışını. Yani hangi ilkeyi görmeniz gerekir? Halkçılığı görmeniz gerekir. Halkçılığı da böyle bulacaksınız. Ama bir şey daha vardır ki, yani halkçılık bu ülkede birlik ve bütünlüğü sağlayan ilkelerden bir tanesi olduğu için milliyetçilikle de özdeştir. Yani içinde milliyetçiliği de barındırır. Mesela dikkat edin, halkçılık ırk ayrımına karşıdır. Irk yoktur. Atatürk'ün milliyetçiliğinde de ırk yoktur. Halkçılığında da ırk yoktur. Halkçılık din ve mezhep ayrımına karşıdır. O zaman laiklikle iç içedir. Tamam mıdır? Bu şekilde de bakmanız lazım olaya. Peki Türkiye'de halkçılık doğrultusunda neler yapıldı? Ona bir bakalım. Şuraya hemen yazayım. Neler yapıldı? Arkadaşlar, yapılanlar şunlar. Aşar vergisi. Aşar vergisi kaldırıldı. Peki aşar vergisinin kaldırılması köylünün ekonomik durumunu iyileştirir ve onun refahını artırır mı? Evet, refahını artırma olan yerde ne görüyorduk? Halkçılık. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim size gençler. Tarım alanında yapılan işlerde halkçılık ilkesini arayacaksınız. Nedir? Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, örnek çiftliklerin kurulması, toprak reformu yasasının çıkarılması, aşar vergisinin kaldırılması. Bunların hepsinde halkçılık vardı. Tarım alanında halkçılık göreceksiniz. Devam ediyorum. Başka? Tevhidi tedrisat yasasının çıkarılması. Tevhidi tedrisat. Nedir tevhidi tedrisat? Eğitim öğretim birleştirme. Peki bu yasanın içerisinde eğitimin ücretsiz olması var mı? Var. Kız çocuklarına okuma hakkının verilmesi var mı? Var. Eğitimin zorunlu olması var mı? Var. O zaman bu inkılapta da halkçılık ilkesini görürsünüz. Başka, Latin alfabesinin kabulü, yani yeni Türk harflerinin kabulü, halkçılığı görürsünüz. Nereden görürsünüz? Çünkü Arap harfleriyle okuma yazma çok zordu. Biz toplumda okur yazar seviyesi, toplumun okur yazar seviyesini artırmak amacıyla yeni Türk harflerini, Latin alfabesini kabul ettik. Burada da halkçılığı görürsünüz. Okur yazar oranını artırıp halkın manevi düzeyini yükselttik. Tamam mıdır? Ve bu doğrultuda millet mekteplerinin açılması, burada da halkçılığı görürsünüz. Çünkü okur yazar olmayan kesime yeni alfabeyi öğretmek amacıyla açılmıştır. Halk evlerinin açılması, burada da halkçılığı görürsünüz. Gençler, en önemlilerinden bir tanesi medeni kanun. Medeni kanun ile kadın ile erkek arasındaki miras ve tanıklıktan kaynaklı farklılıklar kaldırıldı. Yani hukuk karşısında kadınla erkek eşit oldu. Soyadı kanununda halkçılığı görürsünüz. Ünvanların ve lakapların imtiyaz unsuru olarak kullanılması yasaklandı. Yani birisi Veziroğulları Hüseyin, öbürü Kel Hüseyin. Yani olmaz böyle bir şey. Doğru mu gençler? Herkes müsavi, yani eşit olacaktır. Başka, Cumhuriyet'in ilanında halkçılığı görürsünüz. Gençler, tekke, türbe, zaviye ve tarikatların kapatılmasında öncelikle laikliktir tabii ama halkçılığı görürsünüz. Neden? Çünkü bu inkılapla dinsel ünvanların kullanılması da yasaklanmıştır. Ben teker teker yazarım. Mantık şudur burada. Bir yerde eşitlik anlayışını, bir yerde halkın refahını artırma anlayışını
görebiliyorsunuz. Orada bulmanız gereken ilke halkçılık olacaktır. Tamamdır. Hemen geçiyorum. Milliyetçilik. Üçüncü ilke. Milliyetçilik. Arkadaşlar, milliyetçilik bağımsızlık, ulusal bağımsızlık, milli birlik ve bütünlük. Tamam mı? O zaman benim ülkemde ulusal bağımsızlığı sağlamak adına yapılan her şey milliyetçiliktir. Ulusçuluk diğer bir ifadeyle. Tamam mı? Milli birlik ve bütünlüğü sağlamak adına yapılan her şey milliyetçiliktir. Ayrıca kültürel değerlerimizi artırma adına yapılan her şey milliyetçiliktir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın gençler, şunu demek istiyorum. Şundan örnek vereyim, ulusal bağımsızlıktan. O zaman Kurtuluş Savaşı düşman yurttan atma mücadelesidir. Misak-ı milli gerçekleştirme mücadelesidir, milliyetçiliktir. Düzenli ordunun kurulması milliyetçiliktir. Lozan Antlaşması milliyetçiliktir. Kapitülasyonların kaldırılması milliyetçiliktir. O zaman benim bağımsızlığımı güçlendiren, benim bağımsızlığımı ortaya çıkaran her hareket milliyetçilikle ilişkilendirilir. Anladınız mı gençler? Mesela kabotaj yasası, deniz, karasu ve limanların yabancı gemicilerden alıp Türk gemicilerine verilmesi milliyetçiliktir. Yabancı sermaye ile kurulmuş işletmelerin satın alınması ulusallaştırma anlamında milliyetçiliktir. Yani benim bağımsızlığımı güçlendiren her şey milliyetçiliktir. Milli birlik ve bütünlük. Burada da şuna bakıyorsunuz. İki ilke yazacağım size. Halkçılık ve laiklik. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı halkçıdır. Neden? Çünkü Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırk ayrımına karşıdır. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı laiktir. Neden? Çünkü Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı din ve mezhep ayrımına karşıdır. O yüzden milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlayan üç tane ilke vardır bizde. Asıl ilke cumhuriyetçiliktir, ondan sonra halkçılık ve laiklik gelir. Bu din ve ırk ayrımını ortadan kaldırır. Mesela Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında yurdunu sevme, halkını sevme vardır ama kendi milletini ve ırkını başka millet ve ırklardan üstün görme yoktur. Yoksa o zaman birlik ve beraberlik sağlanamaz ülkede. Anladık mı arkadaşlar? Ve bir şey daha yazacağım size burada. Kültürel değerlerimizi geliştirme. Nedir bizim kültürel değerlerimiz? Dil ve tarihtir. O zaman bu ülkede dil ve tarihe ilişkin yapılan her türlü çalışma, dili ve tarihi yabancı etkisinden kurtarma adına yapılan her şey milliyetçilik ile ilişkilendirilir. Hocam örnekler verin. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Bunlar milliyetçiliktir gençler. Tamam mıdır? O zaman Türkiye'de milliyetçilik alanında neler yapılmıştır sorusunda ulusallaşmayı gördüğünüz, bağımsızlığı gördüğünüz her yerde milliyetçilik vardır. Ulusal değerlerimizi yücelttiğimiz her yerde milliyetçilik vardır. Birlik ve bütünlüğü sağlayan her cümlede milliyetçilik vardır. Yabancı etkiyi ortadan atmada yapılan her çalışmada milliyetçilik vardır. Tamam mıdır? Şimdi geliyorum dörde. Laiklik. Laikliği şöyle yazıyorum. Akılcılık ve bilimsellik. Akılcılık ve bilimsellik. Arkadaşlar, akıl denilince, yani dogmatizmin tersi, değişmeyen kuralların tersi, şüphecilik deyince akla laiklik gelecektir. Nedir yani hocam? Laiklik gençler, birincisi şudur. Vicdan özgürlüğü. Vicdan özgürlüğü. Birincisi bu, vicdan özgürlüğü. İkincisi ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik. Hocam tanımlayın, tanımlıyorum bakın şimdi. Vicdan özgürlüğünde şunu göreceksiniz. Kişinin istediği dine inanma hakkına sahip olması, inanmama hakkına sahip olması, İnandığı dinin gereklerini yerine getirme hakkına sahip olması, getirmeme hakkına sahip olması laikliktir. Laiklik şudur. Kişi hesabını Allah'a verir. Kimse karışmaz.
Yani kişi ile kul ile Allah arasını kimse giremez. Din bireyseldir, toplumsal olamaz. Budur laiklik. O zaman bir kişi namaz kılabilir, kılmayabilir de. Devlet kılmayanın hakkını da, kılanın hakkını da korumak zorundadır. O zaman bu devlet laik olur. Bunlardan bir tanesini yapmazsa laiklik olmaz. Laiklik aynı zamanda işte bu noktada vicdan özgürlüğüdür çocuklar. Kişinin kendi vicdanına kalmış bir şeydir din. İster yapar, ister yapmaz. Bunu tesis eden ilke nedir? Laikliktir. O yüzden laiklik hayata akılcılık ve bilimsellik açısından bakmak demektir. Tamam mıdır? Yani dogmatizmi reddeden, akılcılığı ön plana çıkaran her türlü cümlede laikliği görürsünüz. Peki hocam neler yapıldı bu doğrultuda Türkiye'de? Hemen şuraya karalıyorum size. Bakın neler yapıldı. Gençler yapılanlar şunlar. Şurada tabii saltanatı yazdım. Aynı cümleyi buraya da yazacağım. Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. Halifeliğin kaldırılması. Şeriye vekaletinin kapatılması. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması. Medeni kanunun kabulü, tevhidi tedrisat kanunu, medreselerin kapatılması, tekke, zaviye, türbe ve tarikatların kapatılması, en önemlilerinin bir tanesi 1928'de, bunu unutmayın çocuklar, 1928'de anayasa değişikliği. Ne değişti 1928'de? Bir, devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarıldı. İki, milletvekili yemin kanunu değişti. Milletvekili vallahi billahi diye yemin ederdi. Kur'an'a el basarak artık şerefim ve namusum üzerinde yemin etmeye başladı. Bu çok önemli bir laikleşme aşamasıdır. Ve en son 1937'de arkadaşlar tabii yani birçok bir şey yazabilir. Zihirimiz dar, inkılaplarda göreceğiz zaten. 1937'de Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesiyle laiklik son aşamasında bulmuş oldu. Son aşamasında derken Atatürk dönemi için söylüyorum, tamam mı? Başka şeyler de yazabiliriz buraya. Şimdi o zaman bir cümlede akılcılıktan, bilimsellikten bahsediyorsa, dogmatizmden bahsediyorsa orada hangi ilkeye arayacaksınız? Vicdan özgürlüğünden bahsediyorsa hangi ilkeye arayacaksınız gençler orada? Laiklik ilkesini arayacaksınız. Unutmayın. Tamam, sıcağı sıcağına ben hemen orada sizinle burada size şeyi anlatayım. Şu kalemimi şuraya bırakayım da siyahı. Beşinci ilke inkılapçılığı anlatayım. İnkılapçılık. Gençler, inkılapçılığın bütünleri ilkesi çağdaşlaşma ve batılılaşma. Tamam mıdır? O zaman bir cümlede çağdaşlaşma, batılılaşma, ilerleme, değişim görebiliyorsanız orada inkılapçılık vardı. Yani şöyle bir cümle varsa, Atatürk inkılabı durağan değildir. Sürekli kendini çağın şartları karşısında yenileyebilme özelliğine sahiptir. Dinamiktir. Çağdaşlaşmayı ön plana çıkarır derse orada inkılapçılık ilkesini göreceksiniz. Tamam mı? Çağdaşlaşma, batılılaşma, ilerleme, dinamik olma, statik olmama. Yani olay şudur, der ki, gençler cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersinizdir. Atatürk'ün sözüdür. Niye gençlere söyler, niye size emanet eder cumhuriyeti? Çünkü siz, dimağınız, beyniniz açıktır. Şüpheci bakarsınız her şeye, akıl kullanırsanız, doğal olarak kesin değişmez kurallar yoktur sizin kafanızda. Siz değişime açık insanlarsınız. O yüzden Atatürk bildi ki, gençler bu cumhuriyeti daha ileriye taşıyabilir. İşte burada inkılapçılık ruhu vardır. Anladınız değil mi gençler? Yeniliğe açıktır. Bunu şuradan bile söyleyebiliriz. Mesela Mekke dönemini düşünün, tamam mı? İslam tarihinde. Peygamber'e Mekke toplumu inanmadı. Kim inanmadı? Mekke'nin ihtiyarları inanmadı. Kim inandı? Mekke'nin gençleri inandı. O yüzden gençler yeniliğe açıktır. O yüzden de cumhuriyet Atatürk'ün de gençlere emanet edilmiştir. Bugün bile böyledir.
Anlaştık mı? Gençlik, eğitim o yüzden çok önemli gençler. O zaman çağdaşlaşma, batılılaşma cümlesini gördüğümüz her yerde inkılapçılık vardı. Şöyle bile diyebiliriz gençler inkılapçılıkla ilgili. Eğer altı ilkeyi trene benzetirsek, inkılapçılık en öndeki lokomotif olan vagondur. Lokomotif vagon. Sürekli hareket ve yönü batıdır. Tamam mıdır? Bu doğrultuda neler yapıldı Türkiye'de? O zaman batılılaşma, her inkılapta inkılapçılık vardır. Ama burada daha çok batıyı örnek alma şeklinde görmeniz lazım. Hocam örnek verebilir misiniz? Tabii ki niye vermeyelim çocuklar? Hemen başlıyorum şimdi. Şapka kanunu. Şapka kanunu batılılaşmadır. Nereden aldık? Batıdan. Ölçü, tartı ve takvimde değişiklik. İnkılapçılıktır. Nereden aldık? Batıdan. Latin alfabesinin kabulü inkılapçılıktır. Nereden aldık? Batıdan. Yani şapka batının, takvim yani miladi takvim, metre, kilogram batıdan, Latin alfabesi, şu anda kullandığımız alfabe batıdan aldık inkılapçılık. Burada doğrudan inkılapçılığı görürüz. Tamam, inkılaplar girdiğimizde başka yorumlarda yaparız elbette. Geliyorum şimdi 6'ya, devletçilik. Devletçilik. Gençler, devletçilik ekonomi alanında görülür. Ekonomi alanı dışında hiçbir yerde devletçilik göremezsiniz. Devletçiliği de şöyle görmeniz lazım. Karma ekonomik modeldir devletçilik. Yani bir ülkede birey yatırım yaparsa o ülkede liberal anlayış olur. Eğer üretim araçları bireyin elindeyse o ülkede liberal anlayış vardır. Bir ülkede devlet yatırım yaparsa, sadece devlet yatırım yaparsa, o ülkede komünizm vardır. Ama bir ülkede hem birey hem devlet yatırım yaparsa, o ülkede devletçilik vardır. O zaman devletçi ekonomik modelde ya da devletçilikte birey yatırım yapar, devlet bireyin yapamadığı yatırımları yapar ve bireyin yaptığı yatırımları denetler, kontrol eder. Devlet kontrolördür devletçilik ilkesinde ve yabancı sermaye kapalı değildir. Türkiye'nin özel şartlarından ortaya çıkmıştır. O zaman tarım alandaki gelişmeler hariç, genellikle diğer alandaki yani ekonomi alanının diğer alanlarındaki sanayi ve ticaret alanında, özellikle sanayi alanında yapılan inkılaplarda ve işlerde devletçilik ilkesini görürüz. Hocam örnek verin. Devletin herhangi bir alanda fabrika açması, Sümerbank, Etibank devletçiliktir çocuklar. Bakın Merkez Bankası'nın kurulması, devlet kendisine bir banka kurdu, devletçiliktir. Ama bu banka önceden Osmanlı Bankası'ydı, İngiliz-Fransız ortaklığıydı, satın aldı, kurdu. O zaman yabancının elinden satın aldı, milliyetçiliktir. Örnek, milliyetçilik de vardır. Örnek, Adana-Mersin demir yolunun Fransızlardan satın alınması. Peki Adana-Mersin demiryolunu Fransızlardan aldık, ne vardır? Millileşme. Ne gördünüz? Milliyetçilik. Peki Adana-Mersin demiryolu, demiryolları ekonomi yani sanayi alanında, ticaret alanında mıdır? Evet. O zaman devletçilik vardır. Olayı anladınız mı? Yani hem devletçilik hem milliyetçilik vardır. Mesela bu ülkede devlet, işte Atatürk döneminde Çubuk Barajı açıldı, Paşabahçe Cam Fabrikası, Bursa Merinos Fabrikası, şeker fabrikaları açıldı, elektrik etüt idaresi kuruldu. O zaman ekonomi alanında devletin herhangi bir yasa çıkarması, herhangi bir cümle kurması, halkın ekonomik refah düzeyini artırmak amacıyla yatırımlar yapması devletçilik ilkesiyle ilişkilendirilir. O yüzden seçeneklerde genellikle şu alanlarda, yani siyasal alan, toplumsal alan, eğitim alandaki inkılaplarda olmayan ilk olarak devletçiliği verirler genellikle çocuklar. Tamam, çünkü devletçilik genellikle hangi alanda aranır? Ekonomi alanında aranır. Atatürk ilkeleri deyince de aklımıza bu gelecek. Şimdi şurada Atatürk'ün bütünler ilkelerini yazacağım. Neler bunlar? Ulusal egemenlik. Ne ile ilgili? Cumhuriyetçilikle. Ulusal
bağımsızlık. Yani ulusal diğer bir ifade milli ve milli birlik ve bütünlük. Neyle ilgili? Milliyetçilikle. Eşitlik, insanlık sevgisi. Neyle ilgili? Halkçılıkla. Akılcılık, akılcılık, bilimsellik. Neyle ilgili? Laiklikle. Ve çağdaşlaşma, batılılaşma. Neyle ilgili? İnkılapçılıkla. Bir de yurtta barış, cihanda barış ilkesi vardır. Neyle ilgili? Dış politika ile ilgili. Tamam mıdır gençler? Genellikle barışçı politikalar halkçılıkla da ilişkilendirilebilir. O zaman şurada ben cumhuriyetçiliği görüyorum. Burada milliyetçiliği görüyorum. Burada sınıf ayrımına karşı halkçılığı görüyorum. Burada laikliği görüyorum. Burada inkılapçılığı. İnkılapçılığı görüyorum. Gençler burada dış politik olduğu için bir ilke göremem ama nedir? Yurtta barış, dünyada barış, insanlar ölmesin. İnsan ve insanlık sevgisini görebilirim. Yani halkçılıkla ilişkilendirebilirim sadece. İlişkilendiririm demedim, ilişkilendirebilirim dedim. Tamam mıdır? Atatürk'ün ilkeleri deyince de aklımıza bunlar gelecek. Şimdi biraz mola, silelim tahtamızı ve kaldığımız yerden devam edelim. Ha bu arada kesmedin Demetre Bey. Bu arada bu ilkelerin tamamı gençler, şu bütün ilkeler değil tabii, Atatürk ilkelerinin tamamı, cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, inkılapçılık ve devletçilik tamamı 1937'de anayasaya girmiştir. Tamam mıdır gençler? Bunu da unutmayalım.